Bugüne kadar yazılan eserlerde, yapılan çalışmalarda Osmanlılar'da halife ünvanını ilk defa 1. Murat'ın kullana geldiği ondan sonra da Osmanlı padişahlarının Yavuz Sultan Selim dönemi de dahil olmak üzere imparatorluğun sonuna kadar halife ünvanını kullandıkları yazılmıştır. Fakat kitap vesilesiyle yapmış olduğumuz çalışmalarda bu tarihin daha erkene çekilmesi gerektiğini tespit ettik. Bizim tespitlerimize göre bu ünvanın Osmanlı padişahları tarafından ilk defa Orhan Gazi döneminden itibaren kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Bu neden önemli veya bunu biz nereden tespit ettik? Bunu Orhan Gazi döneminden günümüze intikal etmiş olan, daha sonraki eserlere dahil edilmiş olan bazı vesikalardan, vakfiye kayıtlarından ve kitabe kayıtlarından ve Orhan Gazi devrinde Osmanlı Beyliğini ziyaret etmiş olan e, seyyahların yazdıklarından tespit etmiş bulunuyoruz. Fakat Orhan Gazi'nin halife ünvanını kullanması aslında İslam tarihinde çok yeni, çok o, ilk defa ortaya çıkmış, ilk defa Osmanlılar eliyle başlatılan bir uygulama değildir. Çünkü daha 12. yüzyılın başlarından, 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dünyasındaki muhtelif devletlerin hükümdarları kendi ünvanları arasına halife ünvanını katmış bulunmaktaydı. Bu manada Orhan Gazi devrinden itibaren Osmanlı sultanlarının da halife ünvanını resmi yazışmalarında, kitabelerinde kullanmış olması aslında bir yenilik değil, ilk defa uygulamaya konulan bir icraat değil demek mümkündür. Osmanlı hilafeti deyince en fazla karşılaşacağınız, her gittiğiniz mecliste, her ne anlatırsanız anlatın, konuşma başlığınızın hilafet olması durumunda size muhakkak bu soru yöneltilecektir. Yavuz Sultan Selim hilafeti devraldı aldı mı? Bu soruyu ben çalışmalarımda birkaç kısma taksim ederek değerlendirmek gerektiği kanaatine ulaştım. Bunlardan birincisi, hilafetin devri ile neyi anlamamız gerektiği veya da okuyucunun veya araştırmacının hilafetin devri dendiği zaman neleri dikkate alıp neleri öne çıkarması gerektiğine dair bir ön hazırlık yapması gerekiyor. Bunun için öncelikle hilafetin devri ile ilgili ne kastedilmiştir? Osmanlı tarihçileri arasında hilafetin devri ile ilgili yazanlar neler söylemiştir? devri ile ilgili neleri kastetmişlerdir? Hangi kısımları ön plana çıkarmışlardır diye araştırmamın birinci kısmını bu şekilde yaptım. Yaptığım araştırmalar neticesinde Yavuz Sultan Selim'in hilafeti devraldığı ile ilgili en kesin net bilgilerin aslında 18. yüzyılın sonundaki kayıtlarda geçmeye başladığını buna mukabil Yavuz Sultan Selim'in hemen sonrasındaki dönemde Yavuz devrini anlatan, daha çok kanun döneminde kaleme alınmış olan eserlerde de hilafetin devri ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak veya ima yolu önemli bilgilerin bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Son dönem kayıtlarından, yani bugüne kadar benden önce yapılan araştırmalarda yapılan, varılan sonuçlara göre Yavuz Sultan Selim'in hilafeti devraldığı ile ilgili ilk bilgiyi 1704 yılında Fezail Ali, Ali, Osman adlı eserin müellifi Şaban-ı Şifai tarafından kaleme alındığı, Bu bilgiyi ilk defa Şaban-ı Şifai'nin Osman'la oğullarının Fazileti adlı eserde kayıt altına geçtiği tespit edilmişti. Bu, bu, tespit bana ait değil. Bu tespit başka araştırıcılara ait. Yine başka araştırıcılar Şaban-ı Şifai'den sonra Yavuz'un hilafeti son halife 3. mütevekkilden devraldığı ile ilgili bilgilerin Şehri Zade Mehmet'in Tarihi i Nevfai'de adlı 1756 yılında Devrin Sultanı'na sunmak üzere kalem aldığı eserde e, kayd altına geçtiğini tespit etmişlerdir. Tabi bu bilgiler gelişerek devam etmiştir. Mesela Şaban-ı Şifa'yı bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmaz. Bir cümleyle nakleder ve naklettiği bilgilerde ciddi kronolojik bilgi hataları mevcuttur. Şehri Zade Mehmet ise bu kronolojik bilgileri düzeltmiş, isimleri tahsiye etmiş, bilgileri biraz daha genişletmiştir. Fakat... Yine Şehrizade Mehmet'in eserinde de devriyle ilgili ayrıntılı bilgileri görmek mümkün değildir. Ve 18. yüzyılda, 19. yüzyılın başlarında bu konu Osmanlı tarihçileri tarafından daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Benim tespitlerime göre Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'da, ulemanın huzurunda, Son Abbas Halifesi 3. mütevekkilden, Ayasofya'da hilafeti bir törenle devraldığına dair ilk, ve en ayrıntılı bilgileri Müverri Ata'nın Ata Tarih-i Enderun adlı eserinde bu ayrıntılı bir şekilde anlattığı tespit edilmiştir. Burada işte ulemanın katılımı, halkın bu törene e, katılmış olduğu ulema huzurunda son alifenin Yavuz Sultan Selim'e hilafet emanetlerini teslim ettiği, böylelikle Yavuz Sultan Selim'in hem saltanatı hem de hilafeti kendisinde topladığı ile ilgili en ayrıntılı bilgileri ifade ettiğim üzere müverri atanın tarihi enderonunda bulmak mümkündür. Pekala Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren 18. yüzyıla kadar olan tarihlerde Yavuz'un hilafeti devraldığına dair doğrudan veya dolaylı olarak bilgiler yok mudur? Bilgiler vardır. Hem arşivde hem de dönemin çağdaş veya muahhar kaynakları arasında yaptığımız araştırmalar neticesinde devredildiğine dair, tabi devredildiği ile ilgili neyi kastettiği konusunda farklılıklar olmakla birlikte, daha 1516 yılından itibaren bazı imaların, bazı işaretlerin, bazı ifadelerin kayıtlarda ve arşiv belgelerinde yer aldığını görüyoruz. Bunlardan çok önemli gördüğüm birkaçını size Arz edeyim. Mesela bunlardan en önemlisi bence Şam'dayken yani Mercidabık Zaferi'nden sonra Yavuz Sultan Selim son abbası halifesi ve 3 mezhep kadısı ile birlikte Şam'a geldi. Buradan Memluklu hükümdarı Tomamba'ya birkaç tane mektup gönderildi. Bu mektuplardan bir tanesinde Yavuz Sultan Selim açıkça kendi hilafetini Tomamba'ya bildirmiştir ve kendi ünvanları arasında halife ünvanını da birçok defa kullanmıştır. Yine İbn İyas'ın dönemin Mısırlı tarihçisi İbn İyas'ın kaydettiğine göre gönderilen başka bir mektupta bu sefer Yavuz Sultan Selim kendisinin Abbas Halifeler gibi olduğunu, son Abbas halifesi ve mezhep imamlar mezhep kadıları tarafından halife olarak tayin edildiğini açıkça yazmıştır. Yine Şam'da Ümeyye Camii'nde okunan ilk hutbede Yavuz Sultan Selim'in ünvanları arasında halife ünvanı kullanılmıştır. Hilafet konusu Ridaniye zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim Kahire'deyken Osmanlı ve Mısır ulemasının huzurunda da bizzat Yavuz Sultan Selim'in talebiyle tartışılmış ve burada bir halifenin artık gerekli olup olmadığı, halifeden biat alınıp alınmaması gibi konular tartışılmış ve neticede artık Abbasi halifeleri gibi bir halifenin varlığının mecbur olmadığı, İslam dünyasında gaza kılıcını parlatan hükümdarın doğrudan halife unvanını kullanabileceği, bu yüzden Yavuz Sultan Selim'in saltanatının veya hilafetinin meşruiyeti için bir halifeye, başka bir halifeye, artık Kureyş soyundan olan bir halifeye ihtiyaç duyulmayacağına dair sonuca varılmış. Buna dair de bir fetva verilmiştir. Bu fetvadan sonra zaten Yavuz Sultan Selim herhangi bir kargaşalığa sebep olur endişesiyle son Abbas halifesi, üçüncü mütevekkili ve halife olabilecek bazı kişileri de gemiye, İskenderiye'den gemiye binirerek İstanbul'a göndermiştir. Ve o dönemin kayıtlarında Yavuz Sultan Selim için birçok defa halife ünvanı, imam ünvanı, halifetil İslam unvanı, ünvanı kullanılmıştır. Yavuz Sultan Selim'in ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde Osmanlı padişahları diğer İslam hükümdarlarına göndermiş oldukları namelerde de kendileri, kendi ünvanları arasında halife ünvanını defaatle kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim'den sonraki çok kısa dönemden itibaren, Kanuni dönemi ve ondan sonra 18. yüzyılın sonuna kadar olan tarihçilerin birçok kısmında, birçoğu da Osmanlı hilafetini Abbasi hilafetinin bir devamı olarak yaza gelmiş ve Osmanlı hilafetini de Yavuz Sultan Selim'de birlikte başlatmışlardır. Bu da iddia edilenin aksine Yavuz Sultan Selim'in halife unvanını aldığı veya halife olduğu veya hilafeti devraldığı ile ilgili bilgilerin 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı literatürüne girdiği yönündeki bilgilerin yanlışlığını göstermektedir. Bu bilgi tasdik edilmesi gereken bir bilgidir. Fakat şunu da ifade etmek gerekir. Osmanlı tarihçilerinin ve arşiv belgelerinin Yavuz Sultan Selim'in halife olduğu ile ilgili hilafeti devraldığı ile ilgili neyi kastettikleri konusunda farklılık vardır. Bu eserlerin büyük bir kısmında Yavuz Sultan Selim'in halife olduğunun en önemli meşruiyet gerekçesi olarak iki şey gösterilmiştir. Mukaddes emanetlerin büyük bir kısmının Yavuz'un eline geçmesi İkincisi de e, hac işlerinin Osmanlı eliyle yürütülüp Hadimül Hakimül haremeyn olunması merkezli bir e, meşrulaştırma yoluna gidilmiştir. Evet, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafetin tartışılmasının birkaç önemli sebebi var. Birincisi, daha Kanuni Sultan Süleyman takta çıktığı günden itibaren özellikle hilafet müessesesine ve kendisinin hilafetine vurgu yapmıştır. Bu manada. Safevi hükümdarı İsmail'e göndermiş olduğu namesinde, Mısır Beylerbeyi <laughs> Hayır Bey'e göndermiş olduğu namede ve İslam ülkelerinin bazılarına göndermiş olduğu namelerde, Mekke Şerif'ine göndermiş olduğu namede kendisinin halife ünvanını vurgulamış ve bununla meşru gerekçelerini kısa da olsa izah etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafetin bütün İslam dünyasında ciddi bir tartışma konusuna dönüşmesinin birkaç önemli dönüm noktası vardır. Bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlılara esir düşmüş ve İstanbul'a gönderilmiş olan son Abbas halifesi 3. Mütevekkil'in 1524 yılında tekrardan Kahire'ye geri gönderilmesidir. Fakat Kahire'ye dönen 3. Mütevekkil'in Memlükler döneminde olduğunun aksine artık bir halife ünvanı olmadığını görüyoruz. Ve bütün İslam dünyasında bu ilk şaşkınlığa sebep olmuştur. Çünkü Kureyş'ten, asıllarda Kureyş'ten birinin halifeliğine artık geleneksel olarak alışmış olan İslam dünyasında artık Kureyş'ten bir halifenin olmadığı resmi olarak ilan edilmiştir. 1524'te Son Abbas halifesinin Tahiriye tekrar gönderilmesiyle birlikte İslam dünyası artık hilafet meselesini ciddi bir şekilde gündemine almaya başlamıştır. Yavuz e, Han Sultan Süleyman döneminde hilafet meselesinin daha da artarak, daha da şiddetlenerek gündeme gelmesinin ikinci önemli sebebi Abbas hilafetinin en önemli merkezlerinden Bağdat'ın 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethidir. Bu fethi önemlidir. Çünkü bu fethi anlatan Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki çağdaş eserlerin neredeyse hepsinde özellikle hilafet merkezi olan Bağdat'ın fethiyle Kanuni Sultan Süleyman'ın halifeliğinin tahkim edildiği vurgulanmıştır. Bu vurgu daha sonraki Osmanlı tarihçileri tarafından da özellikle dile getirilmiş ve yazılmıştır. 1534'te Bağdat'ın yani Abbasi hilafetinin en önemli merkezi olan Moğolların Hülagü'nün baskısıyla artık dağıtılmış olan hilafetin devam ettiricisi olarak Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın görülmeye başlandığını siyasi söylemde Kanuni Sultan Süleyman'ın da bu söyleme destek verdiğini görüyoruz. Artık Kanuni Sultan Süleyman babası devrinde hilafetin son merkezi olan Kahire'nin ele geçirilmesinden sonra ikinci ve daha da önemli merkezi, Bağdat'ın ele geçirilmesiyle birlikte siyasi olarak aslında Abbas Hilafetinin en önemli merkezlerine sahip olduğu için Kâni Sultan Süleyman, bundan sonraki süreçte kendi Halifeliğine daha fazla vurgu yapmaya başlamış ve bu vurgu özellikle diğer İslam ülkelerine gönderilen namelerde hasreten vurgulanmıştır. Bunun yanında Bağdat'ta basılan sikkelerde Kanuni Sultan Süleyman kendi ünvanları arasında halife ünvanını da kullanmaya başlamıştır ki diğer bölgelerde basılan sikkelerin hiçbirinde Osmanlı padişahları bizzat halife ünvanını kullanmamışlardır. Bu sadece 1534'te Bağdat fethinden sonra burada basılan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde basılan sikkelerde bizim müşahede ettiğimiz bir durumdur. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı hilafetinin veya da hilafetin daha ciddi bir tartışma konusunda dönüşmesinin en önemli bir diğer sebebi son Abbas halifesi. Biraz önce ifade etmiş olduğum, anlatmış olduğum üçüncü mütevekkilin 1543'te Kaire'de vefat etmesidir. Şimdi bu İslam dünyasında merakla beklenen bir durumdu. Fiilen halifeliği devam etmekle birlikte hukuken Halifeliği bitmiş olan üçüncü mütevekkilin vefatından sonra bütün İslam dünyasında şu soru soruldu. Şimdi ne olacak? Fiilen bu durum devam ettirilecek. Osmanlı Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman daha cülüs ettiğinden beri kendi hilafetini vurgulayarak ve bunu bütün İslam dünyasında alenen ve alenen ifade ettiği et, gibi bu durum fiilen devam edecek mi? Yoksa üçüncü mütevekkilden sonra... Kureyş soyundan birisi yeni halife tayin edilip aynen Memluklarda olduğu gibi bir tarafta sultan, bir tarafta halifenin varlığı şeklinde bir siyasi sistem devam edecek mi diye bir merak konusu oluştu. Fakat 1543'te 3. mütevekkilin vefatıyla birlikte hiç kimse, Kahire'deki hiç kimse veya Bağdat'taki hiç kimse bir daha Osmanlı sultanları tarafından halife olarak tayin edilmedi. Ve bu Belki de Emeviler devrinden itibaren oluşan geleneksel hilafet anlayışı içerisindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. Ve bu dönemden itibaren, 1543'ten itibaren özellikle hilafet konusunun bütün İslam dünyasında bir tartışma konusuna dönüştüğünü, bir kısmının Osmanlı hali, sultanlarının halifeliğini tanımadığını, bir kısmının ise tanıdığını görüyoruz. Çünkü iki yönde de eserler kaleme alınmıştır. Tanıyanlar ve itiraz edenler. Bu manada Osmanlı hilafetini savunan, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir dönem sadrazamlığını da yapmış olan, hatta hanedanın damadı olan Lütfü Paşa'nın Halasül Ümmü adlı Risale'yi kalem aldığını görüyoruz ki bu önemlidir. Bu belki de Osmanlı tarihinde ilk defa Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı hilafetini savunan en önemli eserlerden bir tanesidir. Lütfü Paşa bunu neden yazdığını eserinin girişinde anlatırken kendisinin hacca gittiğini, ve haremeyinde en fazla tartışma konusunun Osmanlı Sultanı'nın kendisi ünvanları arasına halife ünvanını katmasının meşru olup olmadığını, dinen caiz olup olmadığına dair tartışmaların içerisinde kendisini bulduğunu, zaten Osmanlı uleması'nın medreselerde okutulan derslerde özellikle iki eserde halifenin kureşten olması gerektiğine dair bilgilerin yer aldığını gördükten sonra kendisi üzerine Osmanlı hilafetinin meşru olduğunu, Abbası halifelerinin devam ettirmesi gerekmediğini, halife olmak için Kureyş'ten, Kureyş soyundan olmak gerekmediğine dair bir müstakil risale kalem almıştır. Bu, bu risalede aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafet meselesinin bütün İslam dünyasında nasıl bir merak konusu, nasıl bir endişe konusu, nasıl bir krize sebep olduğuyla ilgili en önemli kaynaklardan bir tanesini de oluşturmaktadır. Bu sadece İslam dünyasında kaleme alınan eserlerde gördüğümüz bir tartışma konusu, bir merak konusu değildir. Avrupa'da da, Batı literatüründe de Osmanlı sultanlarının hilafetiyle ilgili tartışmaların bu dönemde başladığını veya da 1500'lerin sonunda, 16. yüzyılın sonlarında kaleme alınan eserlerde özellikle Osmanlı sultanlarının halife olup olmadığını, halife ise bunun nasıl mümkün olduğunu, bir devir teslimin olmadığı ile ilgili bilgilerin de batı, batı literatürüne biz girdiğini görüyoruz. Bu manada hem Osmanlı hilafetinin tartışma konusu olması, hem destekçilerinin hem de itiraz edenlerin bu dönemde eserler kaleme alınması, destekçilerinin bizzat Osmanlı merkezi otoritesi tarafından Kanuni Sultan Süleyman tarafından desteklenmesi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat kendisinin halife unvanını özellikle vurgulayarak bütün İslam dünyasına, bütün dünyaya ilan ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu yüzden Osmanlı hilafeti ile ilgili bir tartışmada, bir meselede en az Yavuz Sultan Selim kadar Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki söylemlerin ve yazılanların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Mukaddes emanet deyince önce ne anlamamız gerektiğini izah etmek gerekiyor. Mukaddes emanet öncelikle Hz. Peygamber'e ait olan bütün maddi varlıklar demektir. Bütün teberrükat demektir. Bunda neler vardır? Kullandığı nalinden, sakallarına, gömleğinden, hırkasından her şey. Yani Hz. Peygamber'den intikal eden ne varsa bunların tamamı için kullanılırdır. Fakat mukaddes emanet sadece bunlardan mı ibarettir? Hayır. Hazreti Peygamber'in aile fertlerine ait olan eşyalar da bunlara dahildir. Sadece bunlardan mı ibarettir? Hayır. Hulefai Raşidinden, sahabenin önünde gelenlerinden ve diğer İslam dünyasının önemli isimlerine ait eşyaların da mukaddes emanetler içerisinde Osmanlılar tarafından değerlendirdiğini görüyoruz. Mukaddes emanetlerle ilgili teberruk defter, teberrukat defterlerine baktığımızda sadece bu zikrettiklerimizin değil, İslam dünyasında öne çıkmış olan hükümdarlara ait eşyaların da mukaddes emanetler içerisinde değerlendirildiğini görüyoruz. Mesela Yıldırım Beyazıt'ın zırhının, Orhan Gazi'nin zırhının veya Osman Gazi'ye ait sancağı şerifin veya Fatih Sultan Mehmet'e ait bir hırkanın mukaddes emanetler içerisinde değerlendirildiğini görüyoruz. Bu manada mukaddes emanet dediğimiz şey bu yüzden oldukça geniş düşünülmesi gereken bir kavramdır. Bugün Topkapı Sarayı'nda sadece Topkapı Sarayı'nda bulunan e, mukaddes emanetlerin sayısı e, yaklaşık 605 adettir. Ve bu 605 adet mukaddes emanetin Topkapı Sarayı'na ne zaman nasıl intikal ettiği ile ilgili etraflı bir çalışmada kaleme alınmış değildir. Bununla ilgili bazen bazı kitapların e, içlerinde kısa bölümler veya da kısa makaleler kaleme alınmıştır. Biz bu çalışmamızda Osmanlı Hilafeti'nin ilk asılları adlı çalışmamızda mukaddes emanetlerin İstanbul'a intikali ile ilgili de ayrıntılı bir çalışmaya imza attık. Ve bu çalışma esnasında gördük ki mukaddes emanetlerin büyük bir kısmının Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethinden sonra 1517'de İskenderiye'de gemilere yüklenerek İstanbul'a gönderildiğini tespit ettik. Fakat bunların bugüne kadar intikal etmiş bir sayısı bir listesi, bunların içerisinde neler olduğu henüz tespit edilmiş. Bununla ilgili bir e, kaynak, bir veri tespit edilmiş değil. Sadece dönemin kaynaklarında ve bu konuyla ilgili en fazla ayrıntılı bilgi veren Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde mukaddes emanetlerin büyük bir kısmının Yavuz döneminde, daha Yavuz Kahire'deyken İskenderiye'den gemilere yüklenerek İstanbul'a gönderildiği kaydedilir. Şimdi biz şunu biliyoruz. 1516 Mercidabık zaferinde Yavuz Sultan Selim'in eline geçen eşyaların arasında mukaddes emanetlerin önde gelenleri de vardı. Mesela Hukab adlı sancağı şerifin Mercidabık zaferinden sonra çünkü Kansu Kavri ordusunun içerisinde Hulefa, mezhep kadıları ve son Abbas e, halifesi üçüncü mütevekkilin nezaretinde bazı mukaddes emanetler de zafere vesile olsun, bir uğur getirsin e, anlayışıyla Mercidabık zaferine getir, e, savaşına getirilmişti. Mercidabık zaferini Osmanlıların kesin bir şekilde kazanması, son Memluk hükümdarı Kansu Gavri'nin savaş meydanına yakın bir yerde öldürülmesiyle birlikte o mukaddes emanetlerin, savaşa getirilen mukaddes emanetlerin önemli bir kısmı Osmanlı'nın eline geçti. Bunların en başında da Ukap adlı Hazreti Peygamber'e ait olan Sancağı Şerif e, bulunuyordu. Yine bunların arasında Hazreti Osman tarafından kaleme alındığı inancı hakim olan bir Kur'an-ı Kerim de vardı. Fakat diğer mukaddes emanetlerin neler olduğuna dair ayrıntılı bir bilgi yok. Mercidabık seferinden sonra Sancağı Şerif ve Hazreti Osman'a ait mukaddes emanetler Osmanlıların eline geçti. doğru. Fakat Mesela Sancağı Şerif'in İstanbul'a getirip getirilmediğini, İskenderiye'de gemilere yüklenerek İstanbul'a gönderilen mukaddes emanetler arasında bunların yer alıp yer almadığı konusu tartışmalı konu. Bizim yaptığımız araştırmalar neticesinde özellikle Ukab adlı Sancağı Şerif'in veya Hz. Peygamber'e ait olan başka bir Sancağı Şerif'in en azından 1521 yılında, 1522 yılında Osmanlıların seferlerinde, bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın önünde savaşlara götürüldüğünü biliyoruz. Yine bunun yanında Hz. Osman'a ait olan Musaf'ın, yine Hz. Peygamber'e ait olan bir hırkanın Osmanlı seferlerine götürüldüğünü biz tespit etmiş bulunmaktayız. Bu yüzden bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi Sancağı Şerif'in, Hırkayı Şerif'in veya Hz. Osman'a ait olan Musaf'ın 1595-96 yılındaki seferlerde İstanbul'a getirildiği yönündeki bilgilerin tahsil edilmesi gerekiyor. Bunun dışında diğer mukaddes emanetlerin de tedricen aşamalı bir şekilde İstanbul'a getirildiği görülüyor. Mesela Hz. Peygamber'e ait bir kılıcın 3. Murat döneminde İstanbul'a getirildiğini, Topkapı Sarayı'nda alındığını, Topkapı Sarayı'na mukaddes emanetler e, hazinesi kısmına konulurken üzerine bir de kitabe yazıldığını, onun bir özel bir örtüyle muhafaza edilmeye başlandığını biz biliyoruz. Yine Hz. Peygamber'e ait olan bir mührün 17. yüzyılın sonunda Kırım hanzadelerinden Mehmet Giray'ın elinde bulunduğunu, Mehmet Giray'ın bunu 1695 yılında 2. Mustafa'ya savaşta uğur getirmesi için hediye ettiğini de biz biliyoruz. Yine Hz. Fatıma'ya ait bir sandığın Kırım hanzadelerinden bir tanesinin elinde bulunduğunu ve bunun onun vasıtasıyla Osmanlılara intikal ettiğini biliyoruz. Bunun gibi başka birçok mukaddes emanetin tedricen farklı yüzyıllarda, farklı şekillerde Osmanlı sultanlarına ya satın alma yoluyla ya hediye edilme yoluyla Yahut da öldükten sonra terekesinde bunların mevcudiyeti tespit edildiğinde bunların satın alınması yoluyla mukaddes emanetlerin Topkapı Sarayı'nda her geçen yüzyıl sayılarının arttığı söylemek mümkündür. Safavilerin Şah İsmail liderliğinde kurulması, başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere aslında bütün Sünni İslam dünyasında bir ciddi yarılma, bir kırılma, bir tartışma konusu olarak ortaya çıktı. Çünkü Şah İsmail kendisinin Hz. Peygamber'in soyundan geldiğini iddia ederek siyasi saltanatına dini de ciddi bir meşruiyet bulmuştu. Bu ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin fakat bu söylemin özellikle Anadolu'da ciddi bir akis bulduğunu, ciddi bir taraftar kitlesinin oluşmasına vesile olduğunu, Safevi taraftarlarının bu propagandalar vasıtasıyla her geçen gün arttığını ve bu artış sebebiyle de en ciddi sıkıntıyı Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşamaya başladığını biz biliyoruz. Özellikle 2. Beyazıt döneminden itibaren Osmanlı Hanedanı'nın üstünlüğü ile ilgili eserlerin giderek artmaya başlaması veya da bu tür eserlerin muhtevasının daha çok İslam tarihi içerisindeki bir önemli meşruiyete bağlanmak yönünde bilgilerin yer alması aslında Safevilerin varlığıyla siyasi olarak bu varlıklarını genişletmeleriyle ve bütün, e, siyasi alanlarını askeri yayılmayla birlikte başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere 16. yüzyılda var olan diğer büyük Sünni devletlerin aleyhine de geliştirmesi haliyle bir tartışma konusunu beraberinde getirdi. Bu önce Kızılbaş olarak daha sonra da Şiiliğe dönüşen Safevilerin varlığı ve bu varlığın Osmanlıların, Sünni İslam dünyasının diğer büyük devletlerinden, Özbek hanlıklarının ve Babürlerin hilafına siyasi ve askeri olarak genişlemesi haliyle Sünni İslam dünyasında bazı tartışmaları, bazı planları ve programları gündeme getirdi. Bunların başında da önce Kızılbaş, sonra da Şii diye dönüşen Safevi ve varlığını ortadan kaldırmak için Sünni bir ittifak kurma gündemi aslında Babürlerin, Özbek hanlıklarının ve Osmanlıların birçok defa gündeme getirdikleri bir söylem oldu. Ve bu söylem ilk defasında aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme getirildi. Babürlü hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a göndermiş olduğu namede Safevilere karşı bir sünni ittifak kurmak yönünde bir teklifte bulundu. Bu tekliflerin büyük bir kısmının 18. yüzyılın sonuna kadar bu tekliflerin büyük bir kısmının Babürler tarafından Osmanlılara yapıldığını. Fakat zaman zaman bu teklifi de Osmanlıların Babürlere veya Özbek hanlıklarına yaptığını biz biliyoruz. Bu manada birkaç biraz e, tarihi yoğunluğu göstermek için Babürlerle Osmanlılar arasındaki elçi teatilerini ve Sünni İslam Birliği ile ilgili projelerin gündeme getirildiği tarihi hadiselerin kronolojik olarak bilgilerini versem herhalde bu Sünni İslam Birliği'ni kurmakla ilgili e, projenin ne kadar yoğun bir şekilde gündeme getirildiğini anlamış olacağız. Bununla ilgili ilk bilgimiz 1548 tarihinde. 1548'den sonra sırasıyla bazı dönemlerde daha fazla olmak üzere bazı dönemlerde Sonu düşürülmekle birlikte 1548'den sonra şu tarih aralığında hem Osmanlılardan Babil'lere gönderilen hem de Babil'lerden Osmanlılara gönderilen hem de Özbek hanlıklarından Osmanlılara gönderilen elçilerin getirdikleri namelerde İslam birliği, Sünni İslam birliği. Şiilere karşı, Safevilere karşı Sünni İslam Birliği gündeme getirilmiştir. İlk 1548 ifade ettiğim gibi, sonra sırasıyla 1556, 1638, 1640, 1649, 1653, 1656, 1687, 1688, 1712, 1723, 1747, 1752 ve 1774 yılları olmak üzere hem Babürlülerden hem de Osmanlılardan Şii Safevilere karşı Sünni İslam Birliği oluşturmakla ilgili teklifler gündeme gelmiştir. Hatta bu teklifler içerisinde birkaçında mesela 2. Süleyman döneminde gönderilen İstanbul'dan Babürlere gönderilen elçinin götürmüş olduğu namede Babürlülere cihat çağrısı da yapılmıştır. O yüzden Osmanlı tarihinde bütün İslam dünyasında sünni İslam dünyasında yönelik olarak cihad çağrışı sadece Birinci Dünya Savaşı'nda yapılmış değildir. Bu bahsetmiş olduğumuz savaş e, tarihlerlerin bazılarında da bütün sünni dünyadan e, Osmanlı savaşlarına Osmanlı cihadına destek vermeleri fiilen veya dua yoluyla veya da hutbelerde bulunan bahsetmek vasıtasıyla Osmanlı cihadına destek verilmesi yönünde cihad çağrısı yapılmıştır. Bu yoğunlukta Sünni İslam Birliği projeleri gündeme getirilmesine olmasına rağmen neden bunlardan hiçbiri fiilen hayata geçirilememiş? Bunların birkaç sebebi, birkaç temel sebebi vardır. Bunların birkaçını zikredeyim. En önemlisi aslında her ne kadar Babürlerin ve Osmanlıların ve Osmanlıların Babürlerin birleşerek sünni bir siyasi birlik oluşturarak aradaki tehdit unsuru olarak gördükleri Safevileri ortadan kaldırmaya yönelik her ne kadar resmi söylemde projeler gündeme getirse de aslında özellikle Osmanlı ulemasının Safeviler gibi bir tampon bölgeyi tamamen ortadan kaldırmak istemediği görülmektedir. Mesela 4. Mehmet döneminde Babürlülerden gelen elçi Şii Safevileri ortadan kaldırmak için bir teklifte bulunmuştur. Bu teklif padişahın da katılmış olduğu bir mecliste müzakere edilerek edilirken bu teklife en fazla itirazı dönemin Şeyhülislam'ı getirmiştir ve Şeyhülislam Safeviler gibi Şii bir siyasi varlığın ortadan kaldırılması halinde Babürlüler gibi Sünni ve Osmanlı hilafetine zaman zaman alternatif olduğunu, Osmanlı hilafetini tanımadığını, kendisinin müstakil bir hilafet olduğunu iddia eden, güçlü bir rakiple doğrudan sınırdaş olunması halinde Osmanlı hilafetinin tehlikeye gireceğine dair görüş bildirdiği için mesela 4. Mehmet dönemindeki bu hilafet, bu Sünni İslam Birliği teklifi hayata geçirilememiştir. Mesela yine 3. Mustafa döneminde 1757 yılındaki teklif hayata geçirilememiştir. Bunu hem dönemin sadrazamı Ragıp Paşa hem de Şeyhülislam'ı karşı çıkmıştır. Temel sebep olarak da aynen 4. Mehmet döneminde olduğu gibi Şii bir dev devletin ortadan kaldırılması halinde Safiilerden daha güçlü olan ve sünni olan Babürlülerin doğrudan Osmanlılarla sınırdaş olması halinde bunun Osmanlı hilafetine halel getireceği, gölge düşüreceği ile ilgili endişeler bulunduğu için bu Sünni İslam Birliği teklifi hayata geçilememiştir. Bunu aslında destekleyen bir diğer sebep Babürlerin birçok defa ifade ettiğim üzere Osmanlı hilafetine gölge düşürecek hareketlerde bulunmasıdır. Mesela kendilerinin hac işlerinde de vazife almasını teklif etmişlerdir. Zaman zaman Kabe örtüsünü kendilerinin yapmasını teklif etmişlerdir. Haremeyinde kendilerine özel makamlar ihtiyaz edilmesini istemişlerdir. Vesair. Ve bunlar özellikle Osmanlı siyasi e, devlet adamlarını rahatsız etmiştir. Mesela 3. Mustafa dönemindeki teklifte bunlar yer aldığı için dönemin sadrazamı Rakip Paşa bunun Osmanlı hilafetine aslında bir meydan okumu olduğunu ileri sürmüş ve Bağbörlü elçisine biraz hizaya getirici sözler söylemiştir. Mesela ne demiştir? Babürler Mekke ve Medine'deki fakirlere maddi destekte bulunmak istediklerini bildirmişlerdir. Veya da Harameyn'deki hac işlerinde kendilerine de bir vazife verilmesini istemişlerdi. Ragıp Paşa onların elçisine kendi açlarını doyurmalarının büyük bir hizmet olduğu, dini bir hizmet olduğu yönünde cevap vermiştir. Daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren bu yoğunluktaki görüşmelere, bu yoğunluktaki Sünni İslam Birliği kurma projelerine rağmen Sünni Babürlilerin doğrudan Osmanlılarla sınırdaş olmasının tehlikeli bir durum arz edeceğini ve Osmanlı hilafetine gölge düşüreceğini düşündükleri için özellikle Osmanlı tarafı bu Sünni İslam Birliği projesine sıcak bakmamıştır. Zaman zaman Osmanlılar da Babürlere Sünni İslam Birliği projesiyle tekliflerde götürmüşlerdir. Fakat bu dönemde Babürler Osmanlıların tekliflerine sıcak bakmamışlardır. Bunun da siyasi hadiselerle çok alakası vardır. Mesela Babürlerin Safeviler karşısında önemli askeri başarılar kazandığı bir dönemde Osmanlıların Sünni İslam Birliği yönündeki tekliflerine Babürler sıcak bakmamışlardır. Çünkü Safeviler karşısındaki kazanımlarının bu teklif hayata geçirilirse büyük oranda ellerinden gideceğini düşünmüşlerdir. Veya da ilgilerini Çin'e döndürdükleri için, ilgilerini Hind okyanusundaki diğer çatışmalara veya iç mücadelelere döndürdükleri için Osmanlıların Babillere yapmış oldukları Sünni ittifak, Sünni İslam Birliği ittifakı da hayata geçirilememiştir.